bahsettiğimiz set reset komutları neymiş onlara bakalım. Set S ile gösteriliyor ve reset R ile gösteriliyor. Komutları bir hafıza alanına set logic 1 yapar, reset logic 0 yapar. Burada da yine set ve reset komutlarını boyun içerisine S ve R yazarak gösteriyoruz. Örneğin Q00'a ait set komutu, Q00'a ait reset komutu. Bobin çıkışından farklı olarak eğer bir hafıza alanının değeri set komutuyla logic 1 yapılmışsa bir daha reset komutu ile logic 0 yapılana dek logic 1 değerinde kalır. Bobin çıkışında olduğu gibi devamlı bir enerji akışına ihtiyaç duymaz. Set ve reset komutları sadece bir çevrim verilmesi yeterlidir. Program içerisinde bir çıkış bobin olarak kullanılmış ise programda o çıkış tekrar set reset komutlarıyla kullanılmaz. Ya da tam tersi bir çıkışı siz set resetleme işlemi yaptıysanız tekrar o çıkışı bobin olarak kullanamazsınız. Set reset komutları bobin çıkışlarından farklıdır. Bobinlerde eğer siz bir çıkışı bobin olarak kullanmışsanız devamlı enerji akışı ister birde kalabilmesi için ya da enerji akışını kestiğiniz zaman değeri onun sıfıra düşer. Set reset hafıza alanını değiştiren, hafıza alanına değer atayan komutlardır. Örneğin Q00'ı setlediğinizde hafıza alanına gider, Q00'a ait çıkış imaj kütüğündeki hafıza alanına gider ve bir değerini atar. Bir daha o seti devamlı sürdürmenize gerek yoktur. Bir çevrim bu set işlemini yapmanız yeterlidir. Ne zaman ki o hafıza alanına yeni değer atanır. Yani 1'di 0 değeri atanır. Bunu da reset komutuyla yaparız. Reset komutu gider o 1 olan hafıza alanındaki değeri 0'a çevirir. Ve o hafıza alanının 0'da kalması için resetin devamlı verilmesine gerek yoktur sette olduğu gibi. Aynı şekilde sadece bir çevrim dahi olsa sizin Q00'a ait çıkış imaj kütüğündeki hafıza alanını resetle sıfır atamanız yeterlidir. O nedenle örneğin biz bir kumanda devresi yaparken bir çıkışın aktif kalabilmesi için mühürleme işlemi yapıyorduk. Mesela set reset komutları kullandığınızda mühürleme işlemine bu nedenle gerek duymuyoruz. O çıkışı setliyorsunuz, değerini 1 yapıyorsunuz. Ne zaman ki o çıkışın değerini tekrar resetle sıfır yaparsanız o zamana kadar o çıkış aktif olarak, logic 1 olarak kalır. Bahsettiğim şey şu, örneğin 6. satırda Q00'ı bobin olarak kullanmışsınız. 41. satırda aynı çıkışı Q00'ı setlemişsiniz. 55. satırda aynı çıkışı resetlemişsiniz. Bir çıkış set reset kullanılıyorsa set resetli devam eder. Eğer bir çıkış bobin olarak kullanılıyorsa bobin olarak devam eder. Aynı program içerisinde daha önce bir çıkış yalnız bir kez kullanılır demiştim hatırlarsanız. Burada da aynı durum söz konusu. Bobin olarak kullanıyorsanız o çıkışı artık set resetle kullanamazsınız ya da set resetle kullanıyorsanız bobin olarak kullanamazsınız. Set ve reset komutları bir takımdır. Yani set değeri 1 yapar, reset değeri 0 yapar. Şu da söz konusudur. Bir Q'yu, bir M'yi, bir zaman rölesini ya da bir sayıcıyı programın birden fazla yerinde set, birden fazla yerinde reset yapabilirsiniz. Set ve reset komutları değer atama komutlarıdır. Set reseti aynı çıkış için takım olarak da örneğin programın 2-3 yerinde siz Q00'ı setletebilirsiniz ama tek yerinde resetletebilirsiniz. Çünkü bu demin de dediğim gibi sayısal değer hafıza alanına değer atama komutu olduğu için birden fazla yerde kullanılabilir. Hem takım olarak hem ayrı ayrı. Ama bobin olarak kullanıyorsanız tekrar söylüyorum set reset komutlarını aynı çıkış için kullanamazsınız. Ya da set reset kullanmışsanız bobin çıkışı olarak program içerisinde kullanamazsınız. Buradaki iki devrede aynı işi yapıyor. Bakalım bu devremiz input 00 girişim var Q00 çıkışını çalıştırıyor. Input 00'a bastığınızda Q00 çıkış verecektir. Bunu nerede görmüştük? Bit kontaklarında görmüştük. Aynı devre input 00'ı dışarıdan uyarmışız. Yani input 00 klemensine enerji gelmiş. Logic değeri input 00'ın 1 olmuş. Kapanmış ve Q00'ı çalıştırmış. Şimdi buraya gelelim. Input 00'a yükselen kenarla birlikte Q00'ı setletmişiz. Aşağıda yine input 00'la bu sefer düşen kenarla Q00'ı resetletmişiz. Aşağıda kullandığımız hafıza alanları farklı. Birinde merker 10.0, birinde merker 10.1. Yaptığım uyarı da bunu kastediyordum. Buradaki hafıza alanları aynı olursa aşağıdaki düşen kenar işlem yapmaz. O nedenle bir kontağı P,
birden fazla, PN birden fazla kullanıyorsanız her bir kullanımında aşağıdaki hafıza alanlarını siz farklı farklı vermek zorundasınız. Çünkü bu bir yapı. Yapı içerisinde o aşağıdaki hafıza alanı burada 10.0 kullanılıyor ya da aşağıdaki 10.1 yapı içerisinde kullanılıyor. Onunla ilgili tekrar uyarıda bulunuyorum. PN kontakları yapma diye benim daha önceden çekmiş olduğum videolar var. Bu yapının nasıl oluştuğunu orada anlatıyorum. Input 00'a basmışız. Bastığımız anda yükselen kenarı görüyor ve bir çevrim olarak Q00'ı setliyor. Bir çevrim setlemesi yeterliydi. Devam etmesine gerek yoktu. Çünkü bir sayısal değer atama işlemiydi, setleme işlemi. Bastığımız anda P yükselen kenarda Q00 setlenmiş. Ve butondan elimizi çektiğimizde bu sefer N girişi oluşmuş. Yani input 00'ın lojik değeri 1'den 0'a düşmüş ve bu bir N düşen kenardır. Düşen kenar olduğunda ise Q00'ı resetletmişiz. Set ve resetleri bundan daha karmaşık yapılarda kullanacağız ama anlaşılması açısından burada örnek olarak veriyorum. Ve şu iki devrenin yaptığı iş aslında aynı. Butona bastığınız sürece Q00'ın aktif olması. Yine mühürlemeli bir devrede göstermişiz. Burada da demişim ki 3 devre aynı işi yapıyor. Input 00 örneğin stopum olsun. Input 01 örneğin startım olsun. Q00 çıkışım olsun. Input 01 startımı Q00'la mühürlemişiz. Ve ne oluyor? Input 01 aktif olduğunda, uyarıldığında ya da input 01'in değeri lojik 1 olduğunda Q00 çalışıyor. Q00 kendisini mühürlüyor. Input 01'e ait butondan elimizi çeksek dahi enerji akışı aşağı yoldan devam ediyor. Buradaki devreye bakalım. Input 0.1 ile input 01'im neydi? Start butonumdu, çalıştırma butonumdu. Q00'ı setlemişim, çalıştırmışım. Input 01'in burada basılı kalması ya da elimizin input 01'in üzerinde basılı durması çalışmayı etkilemez. Setlemek için demin de söylediğimiz gibi sadece bir çevrimlik aktif olması yeterliydi. Input 00 neydi? Stop butonumdu, durdurma butonumdu. Input 01'e bastık, setledi, çalışıyor artık. Daha sonra input 00'a bastık, resetledi, durdurdu. Yani buradaki input 00 mühürlemeyi bozup Q00'ı durdurması gibi. Burada input 01 ve input 00'ı P kontakları olarak kullanmışım ve yine aynı çalışma. Yine input 01'in yükselen kenarıyla setlemişim. Input 00'ın yükselen kenarıyla da resetletmişim. Demin de dediğim gibi bu tip set ve resetleme işleminde illa input 01'in ya da input 00'ın belli bir süre aktif olmasına gerek yok. Yani elimizin butonda kalmasından bağımsız olarak, o süreden bağımsız olarak sadece tek çevrim dahi set ve reset komutlarının olması set ve reset işlemi için yeterlidir. Eğer reset işlemi zaman rölesi T veya sayıcı C bitine uygulanırsa hem sayıcı veya zaman rölesi biti hem de anlık değeri silinir. Eğer siz reset işlemini bir örneğin sayıcı 1'e ya da bir zaman 1'e uyguladığınızda reset işlemini sayısal değeri sıfırlanır, sayısal değeri sıfıra düşer ve sayısal değeri sıfıra düştüğü için de kontakları eski haline geri gelir. Bunu nerede kullanacağız? Ton-R zaman rölesinde biraz sonra göreceksiniz. Ton-R zaman rölesinde kullanacağız. Mesela ton-R zaman rölesini harici bir resetle resetleteceğim. Ton-R zaman rölesini resetlettiğimde İçerisindeki zaman değeri sıfıra düşüyor. Sıfıra düştüğünde eğer kontakları konum değiştirmişse kontakları ilk haline geri geliyor.